ne zararım vardı benim sizlere? Suçum neydi benden, ne istediniz? Gözünüz mü kaldı mutluluğumda? Bana yaşamayı, bana bu mutluluğu çok mu gördünüz? Çok mu gördünüz? Çok mu gördünüz? Ne zararım vardı benim sizlere? Suçum neydi benden, ne istediniz? Gözünüz mü kaldı mutluluğumda? Bir kere gülmeyi çok mu gördünüz? Tebrikler Arma. Oh ne güzel. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Çorbalı desteğe devam ediyor. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Evet, kuralımızı bozmuyoruz. Armağan söyledikten sonra Armağan Çağlayan'la başlıyoruz. Yine mi ben? Evet yani, bir sene böyle geçti işte. İyi de ama sonra bir şey daha söyleyeceğim ama iyi de. Birazdan mı söyleyeceğim? Birazdan. Peki, az sonra. Tiz ediyorum. Bir şey sormak istiyorum ben. Bu Torbalılar yemiyor, içmiyor, kaç kilometre yol geliyor? 600. 600. 600 kilometreymiş. Peki bir şey daha sormak istiyorum. 9 saatte geliyorlar. İşiniz gücünüz yok mu babam? Yok. Feda olsun diyorlar. Feda olsun. Feda olsun diyorlar. Harikasınız, vallahi bravo size. Gerçekten seviyorlar. Çok sağ olun. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Çok sağ olun. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Az sonra mı açıklamalar? Tamam Armağan'cığım. Ebru Hanım? Şarkı Selçuk Tekay şarkısıdır. Ben de albümümde okumuştum. Birinci zemin laflarıyla ikinci zemin lafları yer değiştirdi sadece. Değil mi nasıl Selçuk yani? Bey? Laflar değişti. Niye? Evet. Doğru değil mi? Doğru. Evet, evet sözlerin yerleri değişti. Hayır hayır, o değiştirmez. O kendi kendine niye değiştirdi. Değiştirdi. Dalgınlıktır tabii. Dalgınlık. Dalgınlıktan değişti onlar. Heyecandan. Ama fevkalade güzeldi. Çok yani, sağ olun. Teşekkür ederim. Olabilir, dalgınlıklar olabilir hayatta ama hakikaten çok güzel. Bir tek change oldu. Ha evet, lafların yerleri değişti. Olsun efendim. Önemli değil. Söz yazarı öyle yazmış olabilir. Ama olabilir bu tip şeyler değil mi? Bence olabilir. Yani bence sahnede olabilir. Heyecanla geldi mi böyle bir şey? Tabii ki olmuştu. Neden olabiliyor, olmasın ya değil bu mi? İnsanlık hali. Tabii ki. O anda bir şeye kafanız takılabilir, başka bir dünyaya gidebilirsiniz, başka bir şey düşünebilirsiniz, duygusal mesela... bir anınız olabilir. Ben de olmuştur. Ben kendi adıma söyleyebilirim. Tabii ki olmuştur. Ben de insanım. Onun da hatası olmuştur Armağan ama hiç önemli değil. Çünkü çok güzel söylediğin için hatayı da kapattın, geçti gitti. Sağ ol, teşekkür ederim. Peki. Teşekkürler. Bülent Hanım. Bülent Hanım sabırsızlanıyor yorum yapmak için. Aa yok. Yok öyle kardeş. Peki. Benim üstüm. Ben zaten maldan eminim. Bu hikayedeki mal sensin. Evet. Şimdi efendim ben... Çok konuşmayı sevmiyorum. Aa. Hayır ama öyle değil. Sizin anladığınız manada değil. Başladığım vakit 1,5 saat konuşurum da. Ama herkes için ağzımı açmam. Çünkü ağzım çok kıymetli. Benim en değerli şimdi yerim ağzım diyorum. En değerli evet. Yerim ağzım. Ve ben... Bir insanı beğeniyorsam, işte çok zor beğendiğim için o tamamdır. Müzikalitesi gereği ben tamamdır diyorum. Ve dikkat ederseniz, işte büyük usta bir daha yerine yenisi konulamayacak butik bir sanatkar. Evet. Benimle aynı kanıda görüyorsunuz. Not verdiğimiz vakitte müştereken aynı notları veriyorduk. Genç neslin en tepesindeki zirvedeki isim. O aynı şekilde
benimle aynı kanaatte not veriyordu. Vıdıcının tillahı her şeyden bir şey bulur. Ya çorabın bilmem ne ya donun bilmem ne bir şey bulur yani. O bile hiç, bulamadı. Hiç donunu görmedim. Siz gördüyseniz ben nereden göreceğim canım? Ben hiç görmedim. Ben de görmedim de yani lafın gelişi senin vıdıcılığını söylüyorum. O bile bir şey bulamadı. Hep tırıvırı işlerle geçişti. Yani bu adam tamamdır. Ama ben konuşmak istemiyorum. Ben sonra diyorlar ki taraf tutuyor. Neyin tarafını tutayım ayol? Mal meydanda. Bunun tarafı mı kalmış artık? Bülent Hanım, Orhan Bey çok özür dilerim. Bülent Hanım, en değerli yerim ağzım dediniz. Evet, boşuna konuşmam. Kimse için konuşmam. Ağzımı açmam ben. İkinci sırada ne geliyor? Aa. Merak ediyorum. Gözlerim. Yani ikinci en değerli yeriniz. Kulaklarım. Gördünüz mü Armağan Bey? Hiç düşündüğünüz gibi. Yani. O nereyi düşünüyordu? Bilmiyorum ama kulaklarınızı düşünmediğini kesin. Onun aklı başka aşağı taraflarda da ondan. Hiç öyle işlerle benim işim yok. Kulaklarınızı düşünmediği kesin bir kere. O tabii nereden düşünemez. Neden kulak ve ağız? Kulakla duyuyorsunuz, ağzınızla evet, söylüyorsunuz. Öyle, öyle. Ondan sonra da kalbim. Evet. Bir alkış. Ağız, kulak. Evet, çok güzel kalp. Ve kalp geliyor arkasından da. Kulak, burun, boğaz gibi bir anda şaşıracaktım. Peki, Orhan Bey. Gerçekten Bülent Hanım'ın dediği gibi ağız son derece önemli. Çünkü insanlar arasında diyaloğu cümlelerle kuruyoruz ya. Dil yarası. Gönlümüzden şarkımız. Ne çıkıyorsa, evet. Düşüncelerimizden ne varsa onları ağzımızla ifade ediyoruz. Ve şarkılarımızı, türkülerimizi de ağzımızla söylüyoruz. Yani gönlümüzü ağzımızla dışarı ifade ediyoruz. Dışarıda evet. ifade ediyoruz. Çok önemli. Yani şu ben arada bir şu selamı da veririm. Bu eski bir selamdır. Evet. Osmanlı döneminden bir selam ama son derece anlamı var bunun. Son derece güzel. Yani gönlüm, tüyleriniz sözüm, aklım bir ve ben bütün kalbimle, bütün ciddiyetimle, iyi niyetimle, her şeyimle sizi selamlıyorum, sevgilerimi sunuyorum. Her şey var bunun içinde. Çok güzel bir selamdır. Çok güzel gerçekten. Yani ve sözler dediğim gibi, Bülent Hanım'ın söylediği gibi son derece önemli. Tabii bu arada armağan gerekeni her zamanki gibi çok iyi bir şekilde ifade etti. Çok teşekkür ediyorum. Berhudar olsun. Efendim Armağan'cığım. Ben Armağan'dan bir şey rica edeceğim. Eğer orkestra arkadaşlarının müsaitse bir Armağan kapıdan çıkabilir mi? O böyle çıkarken şöyle bir dizleri kıvrılmıyor onun. Böyle bir geliyor o böyle. Hadi Armağan arkaya şöyle bir gel. Buradan bak, geç istersen. Bak kıvırırsan dizlerini her zaman yürüdüğün gibi buradan. Hayır buradan geçsin de kapı açılıp çıksın. Buradan bak, geç Armağan'cığım. Bak bir kıvır dizlerini. Her zaman yürüdüğün gibi o böyle bir geliyor böyle. Buradan açılmıyor değil mi bu? Buyurun. Ben de gideceğim şimdi. Şimdi Armağan geliyor. Bir dakika. Bana bir mikrofon verin. Sen söyleyeceksin. Ben senin gibi yapacağım. Tamam. Ama bunu kapatmaları lazım. Evet, Armağan Bey'in elindeki mikrofonu kapatalım şimdi. Evet. Çok çok alkışlayalım. Çıkınca bir coşturalım şöyle. Tamam. Bir coşsun. Yalnızlık ne demek bilir misiniz?
sevmek sevilmek, yalnızlık ne demek bilir misiniz? Üzülmüşlü kaldık mutluluğunda, bir kere gülmeyi çok mu gördünüz? Çok mu gördünüz? Çok mu gördünüz? Ne zararım vardı benim sizlere? Oldu mu? Ayrıca Torbalı'dan İsmail abime. Ne? Bir dakika. Şimdi bu, bir dakika, bu sahne piyasasında böyle yören iki kişi var. Birisi Muazzez Abacı, birisi Armağan. Böyle. Hiç bu dizleri kırmıyor. Bir in oradan, in. İn bir göreyim ben. Ama dizlerini kırarak in. Yokmuş gibi yürümüyor, kırmıyor dizlerini çocuk. Ha, hadi Bülent Hanım. Ama bir şey söylemek istiyorum. Ben. Bir daha mı ineceksin Armağan? Bir daha mı? Yo, alıştı ben... çocuk. Ya, değiştirecek artık. Halkımızdan yorum yapmalarını istiyorum. Bu ne şekilde diyeyim? Mi yoksa bu şekilde mi tarzında? İlk önce dizlerini kırarak. Dizlerimi kırarak iniyorum. Armağan! Dizler... Dizlerimi kırarak iniyorum. Bir dakika. Eklem yeri kırmak içindir böyle. Bak. Sen böyle iniyorsun. Armağan göster bakalım. İlk önce o zaman dizlerimi kırarak iniyorum. Ha. Göster. Bak. Tamam. Bir de... Şimdi bir tane daha yapacak. Bir tane şimdi daha gösteriyor. Şimdi kırmadan inecek. Bu kırarak mıydı? Yok, bu kırarak indi. Evet. Buyurun. Bir ama sonuçta okuduğumuz parça... Ha şöyle geliyorsun. İnsan Selçuk Bey geri çekiliyor üstüme düşecek diye böyle. Böyle. Nefes almam buraya kadar. Doğru. İkisinin arasını bulman baksana, lazım. Baksana yürü, ama yürüyüş tarzı da o biliyor musun? Böyle böyle bak, yürüyor. Bak normalde de öyle şimdi ama. Şimdi bak sahnede geri giderken çıkarken bakın böyle yapıyor. Ben hep bakıyorum kaç haftadır. Böyle gidiyor. Ayol ne dikkatlisin. Ne yapayım? Ama bir şey söyleyeyim. Ama Armağan, gereğini yapıyor Orhan Bey. Aman her, Armağan her haliyle yakışıklı aslan gibi. Her haliyle sağ olun hocam, yakışıklı çok aslan gibi. Ayrıca tabii bu hiciv bir şey tabii ki. Armağan'ı her ne kadar anlatması da şu anda tabii ki Armağan kendi kendini kritik ediyor olabilir. Ama ben diyorum Armağan her haliyle yakışıklı ve aslan gibi. Teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. Peki. Bir şey söyleyeceğim. Eğer sesin iyiyse, yanına fiziğin iyiyse inşallah bundan sonra bahtınız açık olur, çok ilerlersiniz. Bunlara mana bulamadıkları için işte yürüyüşünüzden, gülüşünüzden bilmem şeye kadar mana bulurlar. Tabii. O yüzden pozisyon önemli değil. O yüzden Ebru Hanım da evde mutfakta nasılsa öyle giyindi geldi. Ya ne alakası var? Böyle manto açıyor evde. Dekolte buraya kadar. Böyle. Genel hatlarıyla böyle geç açarım böyle, mantı. Mantıları böyle açarım, böyle açarım. O yüzden hani laf söyleyecekler başka şeylere, sen hiç aldırma. Bana da diyorlar makyaj güzeli diye. Allah Allah, bunu herkes yapıyorlar da iyi olmuyor işte. Ayrıca makyajsız da çıkıyorum. Öyle de iyiyim, böyle de iyiyim. Ayrıca makyaj yapmadan da çıkarım. Bu maşallah olsun. Yeter ki bu olsun. Gerisini boş ver. Peki. Armağan'cığım. Evet, geçmiş olsun. Yürü de görelim. Aday numaranı bir hatırlatır mısın? 114. 114. Armağan aday numarası, eğer beğeniyorsanız Armağan'a mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Süperdi, süper. Süper. Evet.
Arman, rejiden görememişler, dizini kıra kıra bir daha girecekmiş. Gel Armağancığım, gel. Bak, gel. Bak, bak. Nerede Armağan? Aa, bu yok olmuş ayol. Armağan? Çocuk harpten çıktı. Şimdi gel buraya kadar gel. Sonra o kırarak bir daha git, paytak paytak. Ha. Nasıl kıracaksın artık bundan sonra dizlerini, onu göster. Deminki gibi. Şimdi önce kırsın. Buyurun. Mı? Ha, hadi bak. Kır. Kır. Adam bacağını bile... Şu anda Armağan'ın doğasına o kadar aykırı şeyler çok yapıyoruz ve yaptırıyoruz ki. Evet. Çocuk böyle bir alardı, moraldı, ne yapayım, ne edeyim falan diye. Çok aykırı çünkü doğasına. En sessizi galiba. Armağan değil mi? Evet. Şimdi eğer Erkan geliyorsa nasıl geleceğini tahmin ediyorsunuz değil mi? Duydu içeride hepsini. Kim var içeride bakalım? Hasret var. Hasret var. Hayatta hasret olmaz. O yapmaz. Yok, hasret öyle yürümesin zaten. Yok, yapmaz ya. Hayatta. Evet, hasret var şimdi yanımızda. Hasretçim, türkü mü söyleyeceksin? Arabesk mi? Türk sanat müziği mi? Arabesk söyleyeceğim. Ebru Gündeş'in parçası Unuturum. Çok güzel yorumlamış değil mi sevgili Ebru Gündeş? Bakalım sen nasıl? Bakalım defterini dürmüş mü Ebru Hanım? Aday numaramızı hatırlatalım. 105. İyi şanslar diliyorum. Sözü müziği Altan Çetin'e ait olan Unuturum adlı eseri seslendirecek Hasret. Alkışlarınızla Hasret geliyor.